Günaydın efendim, sevgiler, saygılar sunarak bugünkü yemek programımıza başlıyoruz. Şurayı bir gösterelim. Evet, günaydın bu arada. Hayırlı haftalar diliyoruz herkese. Bakın, burada neler var? Ekmek, makarna, şeker, un. Yeme! Tuz. Yeme! Simit. Yeme! Ne yiyeceğiz? Hangini yiyeceğiz? Bu tabii başlangıçta böyle bir atraksiyon var ama nedenini birazdan söyleyeceğiz. Evet. Efendim, hoş geldiniz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Muhteşem... Bir az sonra furyası gördüm orada. Evet. Aman neler oluyor ya? Korku tam filmi müziği eşliğinde. Böyle tam böyle dişime layık konular. Yaşasın o zaman. Tabii. Hoş geldin bir Birçam evet, Ali. Evet, teşekkür ederim. Hafta sonunuz nasıl geçti? Çok güzel geçti. İyi güzel. Hafta sonumuz çok güzel geçti. Daha da güzel geçecek hafta sonlarına hep birlikte adım atmak için öncelikle bize ulaşmanız lazım. Efendim, WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631, 0549-802-8631'den bizlere haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz. Solmaz Yeni Altire yazarsanız Instagram'da sayfamıza ulaşabilirsiniz. Solmaz Yeni Altire. Solmaz Yeni yazarsanız Twitter'da, söylemezsem olmaz yazarsanız da YouTube'da bize abone olabilirsiniz. Peki, bana ulaşmak istiyorsanız Bircan Bali yazıp sonuna iki tane i koyacaksınız. Ece Hanım'a ulaşmak istiyorsanız Ece Hanım'a. Ece Erken yazarsanız Ece Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Canan Karatay aslında bir şey dedim kahveyle ilgili. Canan hocam dedi mi? Yani çünkü az kaldı, buna da söyleyecek. Doya doya içelim Canan hoca diyene kadar. Canan hocam aklına ekmek peynirle yemiş olabilir mi? Ekmek dedim, kusura bakma hocam, ama yemiş olabilir misiniz acaba? Yemiş olabilir mi bilmiyorum ama gerçekten ben ne derse yapıyorum hocamın dediğini. Hocamın dediğini yap, yaptığını yapma derler. Hocam yiyor mu içiyor mu bilmiyoruz. Hocanın amacını götürürken biliyorsun fotoğrafları çıktı. Evet. O yüzden hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Ama hocam sizle amacını götürürken bu kadar insana ekmek peyniri, şeker kafalı falan deyip İnsanları böyle yaparsanız biz size nasıl inanacağız o zaman? Ama hocam şimdi koyun diyor bazı insanlara. Diyor ki koyun gibi olursunuz, her şey he 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 dersiniz. Ne yaparsanız işte Canan Karatay'dan yine olay yaratacak sözler. Kahveye daha bir şey demedi. Ben kahvemi yudumlarken izliyorum. Buyurun efendim. Buyurun bakalım. Buyurun. Hocam biz ne yiyelim hocacım? Ne yiyelim? Canım hocacım biz ne yiyelim? Ama gerçekten doğru söylüyor. Birçok bilim adamı yani yurt dışında da bu böyle söyleniyor. Glütensiz yiyeceksiniz. Gluten de biliyorsun. Şeker. Yani gluten tam açıklamasını yapıyor. Gluten. Ya bu unlarından nişasta alındıktan sonra geriye kalan yapışkan madde, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubundan bahsediyor. Gluten diyerek. Ama şimdi gluten olmadan ekmek yapılmaz. O zaman ekmek yemeyin diyor her şekilde. Glutensiz ekmekler çıktı, yeni türedi. Bazı marketlerde ya da bir yerlerde bulabiliyoruz glutensiz ekmekleri. Ya böyle bak, şimdi ben biraz eski kafalıyım Ece bu konuyla alakalı. Ya şimdi ben ekmeksiz doymuyorum. Çok özür diliyorum. Yayına çıkmadan önce de bir parça simit attım ağzıma. Bir parça dedim. Bir parça mı? Bayağı götürdün yani şimdi. Evet, yiyorum. Ve ben bütün bu kilo bilmem ne falanın şeyiyim. Çöpe atılmış haliyim bu tezlerin. Çünkü ben yiyorum. Ama bir ve şey, ben kilo almıyorum. Belki yıllar sonra reklamları vardı. Yani doktorlar sigara içerken reklam çekiyorlardı. Yıllar sonra ne anlaşıldı? Onun kanser. Şu an sigara ÖKK diyoruz değil mi mesela? Zaten evet yani öyle çocuk diyoruz. Tabiriyle. Fakat Ece ben evet hoca bazen doğru söyleyebilir. Bazen... Sen buna inanmıyorsun yani. Ya ben bu kadar bu listeye biraz böyle egzajere buluyorum ya. Var abi. Hayatım var, doğru. Böyle yani ne olur, ben şimdi ne yiyeceğim peki? Yemeyeceksin. Hatta ne yiyelim? Hocanın dedi. Dünyaya bir kere geliyoruz, ne yiyeceğiz? Hoca var ya beni mahveder. Bak Bülent. Şuradaki görünen ekranda. Bak şimdi göstereceğiz size. Gösterelim. Makarna. Ekmek bir kere. Şeker. Tuz. Ekmek. Hiçbir şekilde ekmek yemeyin diyor. Asla ekmek yeme. Ekmek ben mesela tam buğdayla ekmek yiyorum. Aslında onu da mı yememek gerekiyor yani? Ya yapmasana, örnekliyorsun. Bak şimdi kahvaltıda tam ekmeği bırakıyorlar. Sen iştahlı iştahlı yiyorsun yine insanın canına. Şöyle şeye. Bir de. Bandıra bandıra. Sahanda yumurta yapsaydınız. Ben gerçekten. Ekmek nasıl güzel. Ben ekmek yemiyorum. Ay ben ekmeksiz pilav bile yiyemem. Sen pilav ekmekle mi yiyorsun? Yemin ediyorum bak. Sen o zaman pilav bile yiyorum. Hocamın tabir ettiği koyunlardan mısın? Ben koyun muyum hocam? Hocam ben koyun muyum hocam? Ben şimdi ekmeksiz makarna bile ve pilav bile yiyemezsen koy şeker, çay, şeker. Sen çocukluğundan beri böyle misin? Ben doğduğum günden beri şimdi ekmek. Kaç yaşında? 30 yaşındasın. 30. Göreceğiz bakalım. Diyor ki bak hocam, modern buğday ve kuru mayadan yapılan ekmek zararlıdır. Şu an masanızda varsa, kahvaltı ediyorsanız kaldırın. Ekmek ve unların büyük bir bölümünün tuzak olduğunu söylüyor hocam. Yeme! Ha. Çok
şey olmuş ya. Bak diyor ki bağırsaklardaki DOS bakterileri öldürüyor diyor. Glutenin mikrobiyom dengesini alt üst ettiğini belirtiyor hocam. Doğru. Ya hocam bunu ilk kez söylemiyor, tamam mı? Kadın gitmiş Amerikalarda okumuş. Annesinin isteği üzerine gelmiş. Amerika'da devam edecekmiş bütün hayatına. Annesinin isteği üzerine diyor ki Canan Hoca'nın annesi, gel vatanına yurduna yararlı bir evlat ol diyor. Evet. Ondan sonra geliyor, sağ olsun 75 yaşında hocam. Taş gibi maşallah, açıklamalarını bize esirgemiyor. Anladım. Hoca ne yiyor acaba? Sonra yani, demiş ki. Onun çok önemli bak. Evet. Hoca ne yiyor acaba? Ekmek yemiyor kesin. Hmm. Çünkü gluten vücuda girdiği zaman, bakın gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki DOS bakterileri öldürüyor. Bak çok önemli, yeme, gerçekten yeme. Tamam Ececiğim ya, bıraktım DOS bakterilerini. Yeme bak, DOS bakterin ölüyor. Mikrobiyom dediğiniz dengeyi alt üst ediyor. Hmm. Bak bütün az, sende depresyon belirtisi falan bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Tamam. Sonra diyor ki ondan sonra hastalıklar başlıyor. O yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek, unlu mamiler tüketiliyor. Şimdi hoca böyle soralım. Diyor da bak, hoca böyle diyor da durumu iyi olmayan ailelerde ne yapıyor? Ekmek, bak, bir şey peynir. Asgari ücretle hayatını idame ettiren aileler ne yiyecek hocam? Ne makarna yiyecek? Yemesin. Simit yemesin. Şekeri zaten iptal etsin. Ekmek yok. Un yok. Ekmek yok. Ne, ne yiyecek bu şey aile? Kısıtlı durumlu aile ne yiyecek? Koyun oluyorlar ama yerlerse. Glutensizi koyun ailene hocam, getiriyor. Aç aç millet aç koyun. Peki olur. bir dakika. Bu işi kendimize çevirebiliriz. Hı. Biz ekmek yemeyeceğiz. Kocamıza sürekli ekmek yedireceğiz. Koyun. Allah. Ay şu perdelerin de değişmesi lazım. Al ekmek ye hayatım, ye ekmek. Ya ekmeği. Ne olur kafasına al ekmeğini. Sonra, aşkım ya gel bir tane kıyafet almaya bak, kıyafetlerim de eksik. Al ekmek ye salam. Şöyle güzel. Koca da ne diyor, tamam hadi gidelim. Koyun oluyor. Aa, hocam, kaç yıl sonra etkisi oluyor? Şöyle açıklamalıyız. Sadece kadınların olduğu yerlerde yaparsanız hocacığım, adamlar uyanmasın diye. Bak ne diyor hoca. Tahıl beyin diyoruz ya diyor, onun için diyor. Gluten tahıllarda var diyor. Ayrıca buğdaydaki lektin çok önemli. Bağırsakları bozuyor. Bağırsakların bozulması gerçekten çok önemli. Yine beyni de etkiliyor. Depresyon ve aksiyete sebebi gluten. Her türlü tahılda var. Unda var. Onun için ekmek yemeyin diyor. Peki ailelerin video paylaşımı vardı. Onu bir listeye bak. O çok bak komik orada. Bir videoydu ama Ece şu gerçekten önemli bir soru. Evet. Maddi durumu bu kadar elverişli olmayan, sürekli et yiyemeyecek olan ya da sürekli sebzeyle beslenemeyecek olan aileler ne yiyecek? Ben biliyorum ki bir ailede çocuk sayısına göre ekmek alınıyor, ona göre doyuruluyor karınlar. Ben öyle de ailelerle muhatap oluyoruz, görüyoruz yani. Herkesin maddi durumu iyi olacak diye. Hocam bir de şu açıklamayı Türkiye'de yaptığınızı unutmadan yaparsanız, alternatif olarak ne yemeliyiz onu da söyleyin bize. Ekmek yemeyin, simit yemeyin. Şunu yemeyin, makarna yemeyin. Bir kere makarna yemeyin dediğin an ne olur biliyor musun? Sen öğrenci evlerine giriyorsun bittik. Direkt. Bittik. Girmeyeceksin. Girmeyeceksin. Bittik. Hocam bir de onun muadilini söylerseniz, makarna yerine biz ne yiyelim mesela aynı ucuzlukta? Öyle atması tutması kolay. Biliyoruz, ama doğru biz de söylüyor hocam tamam, yani. Tamam biz de biliyoruz hastalık falan ama ne yiyeceğimizi de söylerseniz hocacığım. Hani ne yiyelim? Hep yemeyeceklerimizi söylüyorsunuz. Glutensiz yapılan şeyler yiyeceğiz ya. Gideceğiz. Bu makarna biliyor musun? 4 TL. Glutensizi 16 TL. Hadi buyur. Ye şimdi asgari ücretle. Yalan. Ya doğru söyle şimdi. Ya, bu kadar fiyat var. Araştır hemen. Hemen bakacağım. Araştır. Ben yalan söylemiyorum ya. Kesinlikle 4 katı fiyat var. Ekmek alıyorsun glutensiz. Bak herkes böyle yapıyor. Halkın kızı. Evet. Ne oldu? Gluten. Ama öbür türlü de makarna yiyecektim. Bir dakika, öbür şu türlü de erken gideceğiz. Yapalım. Erken gideceğiz öbür türlü de sağlığımıza hayatım, dikkat etmesi. İnsanlar aç. Alternatifi aç. Vermesi lazım. Alternatifi evet. Verilecek. Evet. Onu yemeyin, bunu yemeyin. Ver o videoyu görecek ne demek istediğimizi. Evet, bir versenize valla. En azından keyifli bir hale getirelim. Evet, biz ne yiyeceğiz? Günün en çok sorulan sorusu evet. Hocam. Tamam onları yemeyelim. Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Biz ne yiyelim hocam? Ne yiyelim? Buyurun. Evet. Şimdi ne yiyecek orijinali Canan Karatay'ın söylediği. Hadi bakalım. Bakalım ne diyor. Bu parodi gibi olmuş. Bir dakika Zahide yetişin. Zahide'nin suratına bakalım. Surata bakalım. Hepimizin suratı orada. Çok, evet. Zahide yetiş bir de etine dolgun ve iştahlı bir kadın. Tam üzerine baksana elindekini falan bırakası geldi. Programdaki çelişkiye bak ama. Evet. Canan Hoca'nın geldiği günler başka. Bir de o günler dışında mutfak bölümü var. Ama orada künefeler, bunlar, bunlar. Yani Zahide de ne yapsın? Hani Zahide'nin durumu da kötü. Ama çok herkesin
tercüman olduğu bir surat ifadesi. Evet. Herkese tercüman. Hocamı da çok seviyoruz. Ben gerçekten ne derse yapmaya çalışıyorum. Ben de çok seviyorum ama dediğinizi yapamıyorum. Çocuğuma hocam. Ekmek çok yedirmiyorum ben, en önemlisi. Yememekte fayda var diyoruz ve devam ediyoruz. Devam edelim.